Merhaba, ben Robin Haley. Alan Carr'ın dünya çapındaki klinik ağından ben sorumluyum. Bir sürü tiryakinin sigarayı bırakmasına bizzat yardımcı oldum. Bu mesleği seçtim çünkü uzun yıllar sigara tiryakisiydim. Gerçekten bırakmak istiyordum ama bırakamadım. Başarısız olan sayısız denemenin ardından Alan Carr yöntemini denedim. İşe yaradı. Kolay oldu. Sigarayı canım hiç çekmedi ve o zamandan beri de mutlu bir insanım. Burada sigara içenleri temsil eden bir grup insan var ve onları zaman zaman DVD'de belli noktaları açıkladığımızda göreceksiniz. Aslında sigarayı bırakmak çok kolaydır. Sadece doğru yöntemi kullanmanız gerek. İrade gücüne ihtiyacınız yoktur, sıkıntı yaşamanız gerekmez. Kilo almanız da gerekmez. Sakin olun, çok eğlenceli olacak. Tek yapmanız gereken bu DVD'yi bir oturuşta açık bir zihinle izlemek, konsantre olmak ve talimatlara uymak. Rahatsız edilmeyeceğinizden emin olun. Telefonu kapatın ve dikkatinizi dağıtacak şeyleri kaldırın. Çok rahat olun. Gevşeyin. Canınız bir sigara mı çekti? O halde için. Puro ya da pipo içiyorsanız ya da tütün çiğniyorsanız ya da herhangi bir şekilde nikotin alıyorsanız da fark etmez. Size anlatacaklarım bütün nikotinli ürünler için geçerlidir ve kolay yolun en büyük avantajlarından biri de sigarayı bırakırken sigara içmeye devam edebilmenizdir. Program bitince son sigaranızı söndürüp sigara içmeyen biri olacaksınız. Bir an şu sahneyi düşünün. Bak, bu hapishane sağlığın için iyi değil. Karın ve çocukların senin için çok endişeleniyor. Şimdi aklını başına topla ve çık git buradan. Bu doktor saçma biçimde konuşsa da sanki sigarayı bırakması için birisini ikna eder gibiydi, değil mi? Merak etmeyin. Şok taktikleri kullanmayacağım çünkü bir işe yaramaz. Sigara içenler aptal değildir. Sigara seni öldürür hem de cebine zarar gibi sözleri yeterince duydunuz, değil mi? Bırakmak isterseniz ama bu sözler bırakmanıza yardımcı olmaz. Rejim yapmak yiyeceklere verilen değeri azaltır mı? Hayır, tam tersi. Ayrıca stres de sigara içmeyi yönlendirir. Birine sigara içmek seni öldürür dediğinizde hemen sigaraya sarılır. Bir mahkuma gereken şey nutuk çekmek değil, hücresinin anahtarını vermektir. Sigara içenler de aynı durumdadır ve Alan Carr yöntemi anahtardır. Uzağa düşmüş gibisiniz. Bırakmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ama bu bırakmanıza yardımcı olmuyor. Sigara hayatınızı kontrol ediyor. Köle gibi hissediyorsunuz. Bütün bunlar bırakmak için bir neden. Ama içmemenizi değil, içmenizi gerektiren nedenlerden sigara içiyorsunuz. İçme nedenlerinizin birer yanılsama olduğunu anladığınızda sigarayı bırakmanız da kolay olacak. Elbette mahkumun hiçbir seçeneği yokken sigara içenlerin bunu bir seçim sonucu yaptığını söyleyebilirsiniz. Gerçekten öyle mi? Sigaraya başlamayı ne zaman seçtiniz? Sigaraya devam etmeyi de seçtiniz mi? Bu programı izlediğinize göre herhalde seçmediniz. Aslında sigara içenlerin büyük kısmı içmiyor olmayı tercih ederdim derler. Yani sigara içmek kendi seçimleri değildir. Sigara içmek bir bağımlılıktır. Seçme özgürlüğünüzü elinizden alır. Tiryakiyi köleleştirir. Uçan böceklerle beslenen etobur bitkinin tuzağı da buna benzer bir şekilde çalışır. Bitki böceklerin karşı konulmaz bulduğu bir kokuyu yayar. Bitkinin iç kısmı böceklerin bayıldığı lezzetli bir nektarla kaplıdır. Yer çekimi ve bitkinin yüzeyindeki tüylerin yönü yüzünden böcek sadece bir yönde ilerleyebilir. Aşağıya, yani diğer böceklerin sonu olan öz suyu havuzuna doğru. Bu durum böceği endişelendirmez. Ne de olsa kanatları vardır ve istediği an uçabilir. Ancak nektar yapışkandır ve ayaklarıyla kanatlarına bulaşır. Karnını doyurduğunda ağırlığı iki kat olmuştur. Böcek ne kadar çok çırpınırsa o kadar çok tuzağa düşer. Bitkinin kenarları gittikçe dikleşir. Artık sonuç kaçınılmazdır. Kimsenin onu zorlamadığını, nektarı yemeyi kendisinin istediğini söyleyebilirsiniz. Onu zorlayan yoktu. Peki tuzağa düşmeyi de istedi mi? Tabii ki hayır. Böcek hangi aşamada tuzağa düştü? Kaçamayacağını anladığında mı? Hayır, bu tuzağa düştüğünü fark ettiği andı. Aslında nektarın kokusunu aldığı anda tuzağa düşmüştü. O andan itibaren böceği kontrol eden bitkiydi ve böceğin içgüdülerini oymaktan başka seçeneği yoktu.
Eto bu bitki doğanın daha yani güven tuzaklarından biri. Ancak nikotin tuzağıyla karşılaştırılamaz bile. Hangi aşamaya gelirseniz gelin, nikotin tuzağı sigarayı bırakmak istediğiniz halde sizde devam etme isteği uyandırır. Hiçbir sigara içen bunu kendi seçmez. İlk içtiğimizde denemek istemiş olabiliriz ama kimse, evet kimse hayat boyu sigara içmeyi seçmez. Tuzağa çekiliriz ve kurtulmaya çalışana kadar bağımlılığımızın farkına bile varmayız. Bütün sigara içenler çocuklarının sigaraya başlamamasını ümit eder. Kendileri de hiç başlamamış olmayı isterlerdi. Bırakmayı bir kez denemişseniz seçeneğiniz kalmadığı için değil, başarısız olduğu için devam ediyorsunuzdur. Seçme şansları olsa sigara içenler içmemeyi tercih ederler. Peki onları engelleyen ne? Sigara olmadan içkiden tad alamıyorum. Sigara içmediğimde çok gergin oluyorum. Sigarasız yemek yiyebileceğimi düşünemiyorum. Sigaram azalınca telaşa kapılıyorum. Sigara içmezsem topluluk içinde rahat edemiyorum. Hayatın stresiyle ve dertleriyle başa çıkabilmek için içiyorum. Ne zaman bırakmayı denesem mutsuz ve sinirli oluyorum ve odaklanamıyorum. Bir keresinde 3 ay bıraktım ama içme isteğim geçmedi. 5 yıl önce bırakan birini tanıyorum ama hala sigara için can atıyor. Korkarım bu istek hayatım boyunca geçmeyecek. Bırakmak istiyorsunuz ama zor olacağını düşünüyorsunuz ve başaramamaktan korkuyorsunuz. Sonuçta henüz başaramamışsınız. Belki bant ya da sakız gibi nikotinli ürünlerle, akupunkturla, hipnozla ya da sadece irade gücüyle bırakmayı pek çok kez denediniz. Ama hiçbir işe yaramıyor. Zor, hatta imkansız olduğuna kendinizi inandırmışsınız. Ama sadece yanlış yöntemi denediğiniz için böyle. Neden sigara içtiğinizi anlamadan bırakmaya çalışırsanız, ne kadar kararlı olursanız olun, başarma şansınız gerçekten çok zayıftır. Peki neden sigara içiyorsunuz? Stresle başa çıkabilmek için içiyorum. Dinlenirken sigara içiyorum. Konsantre olmamı sağlıyor. Can sıkıntımı geçiriyor. Tadını seviyorum. Kokusunu seviyorum. Sosyal bir olay. Çekici ve güzel. Ritüelini seviyorum. El alışkanlığı olmalı. Ağız alışkanlığı. Duman çekmeyi çok seviyorum. Bir destek. Bir zevk. Bir eş, bir dost. Sigarasız mutsuz oluyorum. Sadece alışkanlık. Sanırım bağımlı bir kişiliğim var. Nikotin bağımlısıyım. Bilmiyorum. Sigara içmenin bu kadar avantajı varsa, içenler neden bırakmak istiyor? Sağlığıma zararlı. Bir servete mal oluyor. Pis ve iğrenç bir şey. Hayatımı kontrol ediyor. Nefesim kokuyor. Saçım ve elbiselerim kokuyor. Antisosyal. Beni kesinlikle uyuşuk yapıyor. Çocuklarıma kötü örnek oluyor. Parmaklarım sararıyor. Dişlerim sararıyor. Aksırtıp öksürtüyor. Öz saygım kalmadı. Tam bir kölelik. O halde bir sürü avantajı ve bir sürü dezavantajı var. Şimdi avantajlara bir göz atalım. Sigara içenler çelişkili nedenler ileri sürer. Stresle başa çıkmak için içiyorum. Gevşemek için sigara içiyorum. Stres ve gevşeme birbirinin zıttıdır. Odaklanmamı sağlıyor. Can sıkıntımı geçiriyor. Can sıkıntısı ve odaklanma da tamamen zıttır. Hangi mucizevi ürün bir saat önce yaptığının bir saat sonra tersini yapabilir? Tadını seviyorum. Tadın bununla hiçbir ilgisi yoktur. Sigarayı yemezsiniz. İstekozun tadını ne kadar severseniz sevin, yanınızda taşıyacak duruma gelmezsiniz. Kokusunu seviyorum.
Neden evinizi sigara dumanının hoş kokusuyla doldurmuyorsunuz? Aslında berbat kokusu sigara içenlerin bırakmak istemesinin nedenlerinden biridir. Gülün kokusunu sevseniz de bu sizde gül içme isteği uyandırmaz. Hatta sigara içenlerin çoğu başkalarının sigara kokusundan hoşlanmaz. Sosyal bir olay. Evet, kesinlikle. Ondan sonra da yapmak istediğin hiçbir şey olmuyor. Kültü ablası var mı? Tamam, olur, dışarıda içerim. Tamam, sorun yok. Sigara topluluk içinde gittikçe daha antisosyal kabul ediliyor. Hatta sigara içenlerin bırakma nedeni bile oluyor. Çekici ve güzel. Sigara olmadan daha mı az çekici görünüyorlar? Tabii ki hayır. Çekicilik sigarada değil, kendilerinde. Günümüzde sigara içmek itici, çirkin ve demode görülüyor. Günümüz filmlerinin ve dizilerinin kahramanlarını da daha çok sigara içmeyenler oluşturuyor. Ritüelini seviyorum. Eroin bağımlıları iğne yapma ritüelini sevdiklerine inanıyorlar. Sevmiyorlar. Bunu sadece uyuşturucuyu vücuda vermenin bir yolu ve kafayı bulmak için değil, bir önceki alımın azalan etkisini gidermek için yapıyorlar. Sigara içenler de aynı bu durumdadır. El alışkanlığı olmuş. Ağız alışkanlığı olmuş. O zaman niye yakıyorsunuz ki? Sağlığınıza hiç zarar vermeden paranızı da kurtarabilirsiniz. Dumanı içime çekmeyi çok seviyorum. Buna boğulmak denir. Sigaranın en kötü yanı içerken kendinizi boğarak öldürmek zorunda kalmanızdır. Peki sigara dumanını özel kılan ne? Çünkü nikotin içerir ve bu madde bağımlılık yapar. Nikotin bağımlılığı nedir? Birazdan açıklayacağım ama önce diğer nedenlere bakalım. Sadece bir alışkanlık. Bağımlı bir kişiliğim var. Nikotin bağımlısıyım. Bilmiyorum. Aslında bunlar sigara içmek için neden değil, bırakmamak için mazeretlerdir. Uzun süredir sigara içip de bir faydasını görmeyen ama yine de bırakamayacağını hissedenlerin söyledikleri şeylerdir. Bir destek. Bir zevk. Bir eş, bir dost. Sigarasız mutsuz oluyorum. Sigara içmenin size gerçek bir zevk verdiğine ya da destek olduğuna, bırakırsanız bir dostu kaybedeceğinize inanıyorsunuz. Sigarayı bırakmayı ya da azaltmayı denediğinizde mutsuz olduğunuzu da biliyorsunuz. İşte o yüzden bırakma konusunda korkularınız var. Bu korkular ömür boyu beyninizin yıkanmasının bir sonucu. Doğduğunuz andan itibaren sigaranın insanı rahatlattığını, stresi ve sıkıntıyı azalttığını, dikkati toplamayı sağladığını duyuyoruz. Hayatla başa çıkmak ve tadını çıkarmak için sigaraya ihtiyacımız olduğuna inandırılıyoruz. Bilinçaltımız pazarlama teknikleriyle, toplumdaki imajlarla ve yanlış inanışlarla kontrol ediliyor.
Sigara içenlerin kendileri, hatta sözde uzmanlar bu yanılsamaları devam ettiriyor. Sonuçta bunları sorgulamıyoruz bile. Öte yandan sigara içmenin korkunç dezavantajlarının da farkına varıyoruz. Aslında iki çelişkili korku arasında kalıyoruz. Bir tarafta beni öldürüyor, çok para gidiyor, pis, iğrenç ve hayatımı kontrol ediyor korkusu var. Bunu aklınızdan çıkarmaya çalışıyorsunuz ama başaramıyorsunuz. Peşinizdeki karanlık bir gölge gibi ve sigara içtikçe daha da kararıyor, daha da belirginleşiyor. Diğer tarafta, o küçük zevkim, desteğim olmadan hayatın tadını nasıl çıkarırım, stresi nasıl yenerim? Sigarayı bırakırsanız korkunç bir travma geçireceğinizden, başarsanız bile içme isteğinden asla tam kurtulamayacağınızdan korkuyorsunuz. Sigara içenler bu iki tip korkunun da nedeninin sigara içmek olduğunu anlayamaz. Sigara içmeyenler bu korkuları yaşamaz ve özgür olmanın en büyük kazanımlarından biri de bu bitmeyen savaşı kazanmaktır. Nikotin tuzağını anladığınız zaman, sigara içme nedenlerinizin hepsinin birer yanılsama olduğunu göreceksiniz. Sigara içmemekle mutsuz olmayacağınız gibi, sosyal olaylardan daha da çok keyif alacak ve stresle daha iyi başa çıkacaksınız. Bu egzersizin tüm amacı, bıraktığınız andan itibaren sigara içmeyen biri olmanın tadını çıkarmanızdır. Ama önce uyuşturucu bağımlılığı nedir, onu anlayalım. Sizce bunlardan hangisi daha çok bağımlılık yapıyor? Alkol mü? Esrar mı? Kokain mi? Eroin mi? Crack mi? Hayır. Tütündeki nikotin, insanoğlunun bildiği en çok bağımlılık yapan uyuşturucudur. İyi olan şu ki, nikotin çok bağımlılık yapsa da fiziksel kesilme hafif olur. O kadar hafiftir ki, sigara içenlerin çoğu bunu uyuşturucu bağımlılığı olarak görmez. Fiziksel bir acı yoktur. Aslında açlık ve normal stresin verdiği hisse benzer. Ama sigara tiryakileri bile uzun süre sigara içmeden durabilir ve bunun farkında bile olmaz. Örneğin, uçaklarda. Ya da sizi gece uykunuzdan uyandırmaz. Dahası, bıraktığınızda da kötüye gitmez. Sigara içenler iradeleriyle bırakmayı denediklerinde yaşadıkları sıkıntıyı krize girmek sanır. Ama bu fiziksel değil, zihinseldir. Ve kolay yol, daha son sigarayı söndürmeden bunu ortadan kaldırır. Sigara içenlerde bağımlılık yapan nikotin, tütünde bulunan renksiz, yağlı bir maddedir. Öldürücü bir zehirdir ve ticari olarak böcek ilacı olarak satılır. Sadece bir sigaradaki nikotini damarınızı enjekte etseydiniz, bu sizi öldürürdü. Sigaradan çektiğiniz her duman, akciğer yoluyla beyne küçük dozda nikotin yollar. Bu nikotin damardan alınan eroinden daha hızlı etki eder. Nikotin çabuk etki eden bir uyuşturucudur. Sigarayı söndürdükten 2 saat sonra kan dolaşımındaki oranı %50'ye kadar düşer. Bu yüzden tiryakiler günde ortalama 20 sigara içer. Nikotin vücuttan çıkarken boşluk, güvensizlik, gerginlik ya da sinirlilik hali yaşanır. İşte ben buna kriz diyorum. Sigara içenler krize sadece sigarayı bırakmaya çalışırken girdiklerini düşünür. Tam tersine, sigara içtikleri sürece durum böyledir. Acıkınca nasıl yemek istiyorum ya da yemek yemeliyim diyorsak, sigara krizindekiler de sigara istiyorum ya da ihtiyacım var der. Sigara içenlerin çoğu ilk içtikleri sigaranın iğrenç olduğunu hatırlar. Ama o sigarayı içerek vücutlarına çok bağımlılık yapan bir uyuşturucuyu sokmuş olur ve küçük tatsız bir yaratık içlerine yerleşir. Buna küçük canavar diyelim. Bu sigara içen birinin hayatı boyunca mutluluğunu azaltan birkaç unsurdan ilki. İşte mutluluğunuzu gösteren bir barometre. Güzel bir gün geçirdiğinizde buradasınız, berbat bir günde ise burada. Farz edelim ki ilk sigaranızı içtiğinizde iyi bir gün geçiriyorsunuz. Thank you.
Sigarayı söndürdüğünüzde krize girmeye başlıyorsunuz. Bu belli belirsiz boşluk, güvensizlik duygusunu sigara içenler şöyle bilir. Ellerimle bir şey yapmalıyım ya da sigara istiyorum ya da ihtiyacım var. Bu aslında nikotin krizidir. Vücudunuzdaki küçük canavar beslenmek istiyordur. Mutluluğunuz daha alt bir seviyeye düşer. Eğer bu kriz döneminde bir sigara daha yakarsanız, o boşluk, güvensizlik hissinin yerini tatmin ve güven alır. Bu bir yanılsama değildir. Bir an öncekine göre daha çok rahatlamış ve daha az stresli olursunuz. Çünkü artık nikotini almış ve küçük canavarı beslemişsinizdir. Mutluluk seviyeniz anında yükselecektir. İkinci sigarada ilki kadar iğrenç gelir ve asla bağımlı olmayacağınız inancı devam eder. Ama yemi yutmuşsunuzdur. Aslında zevkini aldığınız şey sigara içmeyen biriyken eriştiğiniz mutluluk seviyesine geri dönme çabasıdır. Bu basit güven hilesi sigara içenleri bağımlı yapan şeydir. Fark edeceğiniz gibi sigara içen kişi asla sigaraya başlamadan önceki seviyesine ulaşamıyor. Bu nikotinin güçlü bir uyuşturucu ve zehir olmasından kaynaklanır. Vücutlarımız ikisine de bağışıklık geliştirir. Bağışıklık iki taraflı keskin bir bıçaktır. Sizi zehrin etkilerinden korur. Diğer taraftan da sigara içtiğinizde bile nikotin krizi tamamen kesilmez. O boşluk, güvensizlik hissi asla tamamen ortadan kaybolmaz. Yani sigara içerken bile sigaraya başlamadan önceki halinize göre çok daha gerginsinizdir. Bu yüzden bilinçli beyniniz daha az içmeniz gerektiğini söylese de doğal eğiliminiz hep daha fazla içmektir. Sigarayı bitirdikten sonra vücudunuzdaki nikotin seviyesi yeniden düşer ve küçük canavar çok geçmeden bir sigara daha ister. Ve bu böylece devam eder durur. Aynı işlem hep kendini tekrarlar. İnsanın sigara yakmasının nedeni o küçük canavarı beslemek ve bir önceki sigaranın verdiği kötülük hissini azaltmaya çalışmaktır. Bu çıkarınca rahatlamak için ayağı sıkan bir ayakkabıyı giymeye benzer. Sigara içenlerin durumu böyle görmemesinin birkaç nedeni vardır. Hatırlarsanız, boşluk hissi açlıktan ve normal stresten farksızdır ve neredeyse fark edilmez demiştik. Hiçbir fiziksel acı yoktur. O yüzden beynimiz bu boşluk hissine hayat stresinin yol açtığı yanılgısına kapılır. Aslında neden nikotin krizidir? Biz buna sadece sigara istiyorum ya da sigaraya ihtiyacım var diyebiliriz. Sigarayı yaktığımız an kendimizi daha rahatlamış, daha az stresli, daha iyi konsantre olmuş hissederiz. Yani sigara bu rahatlama hissini sağladığı için övgü alır ve gerçekte rahatsızlığa yol açan o olsa da suçlanmaz. Sigara içinin mutluluğunu azaltan bir diğer önemli unsur da sigaranın dezavantajlarıdır. Tabii ki sigara içenler bunu akıllarından çıkarmaya çalışırlar. Yarın bir otobüs de çarpabilir. Peki kasıtlı olarak önüne atlar mısın? Egzoz dumanları sigara içmekten daha çok zarar veriyor. Peki ağzınızı bir egzoz borusuna dayayıp bilerek dumanları çeker misiniz? Sigara içen biri olarak hava kirliliğinin zararlı etkilerinin yanı sıra sigaranın çok daha zararlı etkilerine maruz kalırsınız. Sigara alacak param var. Sizin adınıza sevindik. Ama 50 bin sterlini yakmak biraz aptalca değil mi? Bu sigara içen sıradan bir İngiliz'in hayatı boyunca sigaraya ödediği paradır. Muhtemelen sağlık açısından en kötü yanı, akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıklara yakalanma riski değil.
Yanlış anlamayın. Bu hastalıkları hafife almıyorum. Ama sigara içtiğimiz sürece bunları aklımızdan çıkarıyoruz. Hep yarın bırakacağımızı söylüyoruz. Bu sanki bir saatli bomba gibi. Asla olmayacağını umuyoruz. Ya da başımıza gelmeden bırakmış olacağımıza inanıyoruz. Ama sigaraya başladığımız an hem akciğerimizi katran ve diğer zehirlerle boğmakla kalmıyoruz, düzenli ve giderek kötüleşen şekilde damarlarımızı da tıkıyoruz. Vücudumuzdaki her kası ve organı sağlıklı yaşamımızı sağlayan oksijenden ve hayati minerallerden mahrum bırakıyoruz. Bu bozulma yavaş yavaş olduğundan farkına bile varmıyoruz. Tıpkı yaşlanmak gibi. Farkı anlamamız için 10 yıl önceki bir fotoğrafı görmemiz gerekli. Formda ve sağlıklı kaldığınız sürece yaşlanmanın yaşam kalitenizi kötü yönde etkilemesi gerekmez. Ama vücudunuzu düzenli olarak zehirlemek etkiler. Nefesiniz kesilir, sürekli uyuşuk olursunuz ve iyi bir uykudan sonra bile yorgun uyanırsınız. Bu açlık ve zehirleme vücudunuzda en çok kalbinizi, beyninizi ve en çok da bağışıklık sisteminizi etkiler. Krize girdiğiniz gibi bir de oksijensiz kalınca beyniniz nasıl konsantre olabilir? Sigara içmenin kanınızı pıhtılaştırdığını biliyor muydunuz? Kalbinizin gittikçe daralan damarlarınızdan gittikçe pıhtılaşan kanı pompalamaya devam etmesini nasıl beklersiniz? Şaşırtıcı olan tiryakilerin kalp krizi geçirmesi ya da birçok kez bypass olması değil, vücudumuzun bu zehri kaldırabilmesidir. Bu insan vücudunun inanılmaz gücünü gösterir. Arabamıza vücudumuz gibi davransaydık bir yılda hurdaya dönerdi. Yine de olağanüstü bir şekilde sigarayı bıraktığınızda vücut birikmiş pisliği ve zehri sadece birkaç haftada dışarı atar. Fiziksel yıpranmanın yanı sıra sigara içmek özgüveninizi ve öz saygınızı da yok eder. Kontrolün sizde olmadığını fark edersiniz. Sizi kontrol eden sigaradır. Sigarayı sadece istediğinizde içmezsiniz. İçmek zorundasınızdır ve içmeme düşüncesi bile sizi endişelendirir. Hırıltılarınız, öksürükleriniz ve uyuşukluğunuz arttıkça kanser korkusu aklınızın bir köşesinde karanlık bir gölge gibi yer eder ve sigaranın kölesi olduğunuzu fark edersiniz. Giderek artan bu fiziksel ve zihinsel yıkım birleşerek yaşam boyunca mutluluğunuzu azaltır. Böylece seviye gittikçe daha da düşer. Her sigara yakışınızda eriştiğiniz o yüksek seviyede oransal olarak düşer. Bu sonsuz döngü kurbanı tek yöne gitmeye zorlar. Aşağıya. Keşke içiciler bu tuzağa düşmeden önce kendilerini nasıl hissettiklerini hatırlayıp kaçtıklarında ne kadar iyi hissedeceklerini anlasa. Sigara içen biri içmeyene göre iyi gününde daha az mutlu, kötü gününde daha stresli olacaktır. Sadece küçük nikotin canavarını beslemek için sigara içersiniz. Çünkü aksi halde sinirli olursunuz. İyi haber şu ki bu küçük canavarı öldürmek kolaydır. Tek yapmanız gereken sigarayı ve herhangi bir biçimde nikotin almayı bırakmaktır. O zaman çabucak ölür. Dahası fiziksel kriz o kadar hafiftir ki bu yöntemi kullanırsanız sizi hiç rahatsız etmeyecektir. Hiçbir fedakarlık yapmadığınıza ve sigara size bir fayda sağlamadığına göre kendinizi hiçbir şeyden mahrum bırakmadığını anlayıp kabullendikten sonra sigaraya başlamadan önceki halinize dönebilecek ve sigara içmeyen mutlu bir insan olacaksınız. Ama sigaranın sizin için bir faydası olmadığına hala inanmıyor olabilirsiniz. Öyleyse diğer yanılgılarınızı da ortadan kaldıralım. Beni rahatlatıyor. Can sıkıntımı geçiriyor. Konsantrasyon sağlıyor. Özgüven kazandırıyor. Bu iddiaları tek tek ele alalım. Mükemmel bir masaj değil miydi? Evet, ama şimdi bir sigara iyi giderdi. Aslında tam tersi olur. Sigara sizi telaşlı, sinirli ve gergin yapar. Kendinizi rahatlamış hissedeceğinize, sigara içmediğiniz için krize girersiniz. Yani sigara içmenizin nedeni krizden çıkmaktır. Aslında
Sigara içmeyen biri kadar rahat olmak için içersiniz ama içmeyen biri krize zaten girmez. Şunu aklınıza iyice sokun. Sigara endişeyi azaltmaz, endişeye neden olur. Canınız sıkılıyorsa aklınızı hiçbir şekilde vücudunuzdaki nikotin için can atan o küçük canavarın kaşıntısından alamazsınız. O yüzden kaşıma ihtiyacı duyarsınız. Ancak kaşımak sıkıntıyı azaltmaz. Sigara içtiğinizde bu muhteşem bir şey diye düşünmezsiniz, öyle değil mi? Sigaraya aklımızı öyle takmışızdır ve bu o kadar zamanımızı alır ki gerçekten uyarıcı olan aktiviteleri sıklıkla ihmal ederiz. Aslında sigaradan kaynaklanan uyuşukluk ve kayıtsızlık can sıkıntımızın ana nedenidir. Evet, her bakımdan yeterlisiniz ama bu iş yüksek konsantrasyon gerektirir. Bildiğiniz gibi sigara konsantrasyona yardımcı olur. Sigara içmediğinizi fark ettim. O yüzden sigaraya başlamayacaksanız sizi işe alamam. Bu tamamen saçma bir durum. Ama sigara sahiden konsantrasyonu yükseltse öyle olmazdı. Gürültü, açlık ya da başka bir şey dikkatinizi dağıtıyorsa konsantre olmak için o şeyi ortadan kaldırırsınız. Küçük canavar beslenmek istediğinde aslında dikkatiniz dağılıyor demektir. Sigara içen biri sürekli daha gergindir. Çünkü küçük canavar yemeğini ister. Sigara sinirlerinizi tahrip eder ve güvensizlik duymanıza yol açar. Öz saygınıza ve özgüveninize zarar verir. Vücudunuz nikotin krizini atlattığında ve beyin yıkama durduğunda daha rahatlamış, daha az sıkıntılı hissedeceksiniz kendinizi. Daha iyi konsantre olacaksınız ve güveniniz artacak. Ancak önce sigaranın size gerçek anlamda bir destek vermediğini kesinlikle anlamalısınız. Bir sabah dişçiye gittiğinizi düşünün. Bu pek çok insan için stresli bir olaydır. Bunu stresli bulmuyorsanız, stresli bulduğunuz başka bir olay düşünün. Örneğin bir iş görüşmesi ya da önemli bir toplantı gibi. Sigara içen Jack'in ve içmeyen Ian'ın bu tür durumlardaki stres seviyelerini inceleyelim şimdi. Her ikisinin de dişçiye gitme konusunda eşit derecede stresli olduğunu farz edelim ve hayatlarındaki diğer bütün stresleri göz ardı edelim. Birinin sigara içip diğerinin içmemesi dışında hayatlarının tamamen aynı olduğunu düşünelim. Jack ve Ian birazdan dişçiye gidecekleri için eşit derecede stresliler. Bu stresi mavi çubuk temsil ediyor. Fakat Jack bütün gece sigara içmemiş ve küçük canavar dozunu istiyor. O yüzden Jack kırmızı çubukla gösterilen fazladan bir stres yaşıyor. Jack bu fazladan strese sigaranın yol açtığının farkında değil. Aksine sigaranın stresini azalttığını düşünüyor. Sigarasını yaktığında nikotin krizinin stresini kısmen azaltıyor. Dişçide sigara içmek yasak. Bu Ian'ı rahatsız etmiyor ama küçük canavarını besleyemeyen Jack'in canını sıkıyor. Muayene ikisi için de iyi geçiyor ve bu yüzden yaşadıkları stres bitiyor. Ancak Jack'in küçük canavarı dozunu istediği için o hala gergin. Thank you.
Jack bir sigara yaksa bile Ian kadar rahatlayamıyor. Çünkü sigara bu rahatsızlık hissini kısmen geçiriyor. Stres ölçerin neyi gösterdiğini yine açıklayalım. Sigara içenlerin küçük canavarı yüzünden sigara içmeyenlere göre daima daha stresli ve daha az rahatlamış olacağını. Ama unutmayın ki gerçek durum çok daha kötüdür. Sigara içenlerin yaşadığı gerçek stres fiziksel kriz yüzünden değildir. Neyse ki bu kriz belli belirsiz hissedilir. Zaten sigarayı bırakmak bu yüzden kolaydır işte. Ama sigarayı arzulamak ve içmemek insana daha büyük bir stres yaşatır. Tıpkı kaşınan bir yeri kaşıyamamak ve sigara içenlerin hayatlarındaki en stresli anlarda, mesela hastane ziyaretlerinde, işteyken ya da uçağa bindiklerinde sigara içmeleri yasaktır. Ayrıca unutmamalı ki genel stres seviyesi sigaranın diğer dezavantajları yüzünden daha da yükselir. Örneğin fiziksel ya da zihinsel sağlığınızdaki etkileri gibi. Aslında sigara içmek yaşamınızdaki stresle ya da sıkıntılarla başa çıkmanıza yardımcı olmaz. Tam tersine sigara tiryakilerinin azalttığını sandığı strese yol açar. Sürekli nikotinle beslenmek isteyen ve sizde güvensizliğe yol açan küçük canavarın kölesi olursunuz. Sigara içenlerin çoğu sigara yakmadan basit zihinsel ya da fiziksel işleri yapamadıkları bir aşamaya gelirler. Fiziksel bağımlılık, beyin yıkamanın yanılgılarını doğruladı. Sigarasız hayatta başa çıkamadığınıza ya da keyif alamadığınıza inanıyoruz. Gerçek şu ki, sigara yaktığınızda aldığınız tek keyif, sigara içmeyen birinde zaten var olan rahatlama hissidir. Sigara yakınca kendinizi daha iyi hissettiğiniz için gerçek bir zevk ya da destek aldığınız yanılgısına kapılıyorsunuz. Sigaranız azalırken nasıl telaşlandığınızı düşünün. Sigara içmeyenlerde bu olmaz. Nedeni vücudu terk eden uyuşturucudur. Meseleyi olduğu gibi görün. Sigara boşluk hissini azaltmaz. Bu his ilk sigaranızla başlamıştır ve sonraki her sigarayla devam etmiştir. Nikotin bağımlılığı tuzağına düşmüşsünüz. Acaba ne zaman düştünüz? Hadi şimdi o ilk sigaraya geri dönelim. Hoşunuza gitmediğine göre şöyle düşündünüz. Bağımlı olmayacağım. Ama siz daha fark etmeden bağımlı olmuştunuz bile. Artık sigaranın hiçbir şekilde gerçek bir zevk ya da destek vermediğini anlamalısınız. Sigara sizi rahatlatmaz. Stresinizi ya da sıkıntınızı azaltmaz. Konsantrasyon da sağlamaz. Sigaranın faydalarının hepsi birer yanılgıdır. Bu yanılgılar ortadan kaldırılıyor ve beyin yıkama kayboluyor. Beyninizde süren çekişmede taraflardan birini yok ettiğinizde bırakmak için iradeye ihtiyacınız olmayacak. Çünkü irade çatışması yerine sigara karşıtlığına yönlendirilmiş olacak. İşte denemek isteyebileceğiniz yeni bir uyuşturucu. Ama çok bağımlılık yaptığı konusunda sizi uyarayım. Derhal bağımlı olacaksınız ve hayatınız boyunca öyle kalabilirsiniz. İlk dozu bedava vereceğim ama sonra para almaya başlayacağım. Bedeli ne olursa olsun bu parayı bulacaksınız. Güçlü bir zehir ve bağımlılığınızın doğrudan sonucu olarak ölme ihtimaliniz %50. Ölmeseniz bile daha uyuşuk olacaksınız. Nefesiniz kesilecek ve hastalıklara karşı direnciniz azalacak. Nefesiniz kötü kokacak, dişleriniz sararacak, aksıracaksınız, öksüreceksiniz ve utanç kaynağı olacak. Sizi fiziksel olarak mahvetmenin dışında sinir sisteminize de saldıracak. Özgüveninize ve öz saygınıza zarar verecek. Normalde güçlü, akıllı, sağlıklı ve çekici bir insan olan siz, kendinizin bile iğrendiği bir şeyin kölesi olduğunuz için kendinizden nefret edeceksiniz. Ne yazık ki, uyuşturucu sizi mahvettikçe, onun tek zevkiniz ya da yardımcınız olduğu yanılgısına daha çok kapılacak, kendinizi daha bağımlı hissedeceksiniz. Bakın, bu arada söyleyeyim, tadı da çok berbat. Şimdi avantajlarına geçelim. Bunun size ne faydası var? Hiç. Tek bir faydası bile yok. Kafayı bulmanızı bile sağlamıyor. O halde hadi bir tane deneyelim. Artık sigaranın gerçek yüzünü biliyorsunuz.
Kandırılmaktan vazgeçmenin zamanı geldi. Akıllı insanlar bile böylesi bir güven hilesine kanabilir. Ama sadece bir aptal işin iç yüzünü gördükten sonra kanmaya devam eder. Ancak yine de içiciler olarak bazı sigaraların özel olduğuna inanırız. Ve bunlardan mahrum kalmak endişe verici olabilir. Şimdi bu sözde özel sigaralara bir göz atalım. Sabah ilk sigaranın size özel gelmesinin tek nedeni bütün gece hiç içmemenizdir. O yüzden bu nikotin krizini atlatmak insana daha değerli gelir. Ancak sigara içmeyenler uyandıklarında böyle bir sorun yaşamaz. Mola sırasındaki bu sigara özel. Çünkü normal işlerinize ara verdiğiniz bir rahatlama zamanı. Ama sigara olmadan rahatlayamıyorsunuz. Çünkü nikotin krizini atlatmak ihtiyacındasınız. Sigara içmeyenlerin böyle bir sorunu yoktur. Bu gibi anlarda onlar sigara içmeden de rahattırlar. Sigara içenler sigaranın ara vermek için bahane olduğuna inanır ve sigarayı bıraktıklarında işlerine ara veremeyeceklerinden korkar. Gerçekte sigara içenler bu araları nikotin bağımlılıkları yüzünden verir. Yoksa gergin olurlar. Sigara içmeyen biri olarak da içenler kadar ara verebilirsiniz. Bu yüzden kendinizi zehirlemenize, sigara için yağmurda, çamurda dışarı çıkmanıza hiç gerek yok. Telefondayken rahatlamak ve konsantre olmak daha zordur. Sigara içenler bir nikotin krizi yaşarken daha gergindirler ve iyi konsantre olamazlar. Sigara içme isteği dikkatlerini dağıtır. Bu yüzden de sigaraya ihtiyaç duyarlar. Ancak sigara içmeyenler telefona bakarken böyle bir sorun yaşamazlar. Sigara içmeye başlamadan önce siz de yaşamıyordunuz ve özgür olunca yine yaşamayacaksınız. Normalde bir egzersiz sonrası iyice rahatlamış olursunuz. Ama küçük canavarın beslenme ihtiyacı yüzünden sigara içenler tamamen rahatlayamazlar. Sigara içmeyenlerin böyle bir sorunu yoktur. Ve siz de egzersizin ardından kendinizi dumana boğmadan rahatlayacağınız anlara kavuşabilirsiniz. Sigara içen çoğu kişinin en sevdiği sigara içkiyle birlikte ya da yemekten sonra içilendir. Böyle zamanlar kendinizi en rahatlamış hissettiğiniz anlardır. İş günü sona ermiştir. Bir yerde oturuyorsunuzdur. Açlığınızı ve susuzluğunuzu gidermişsinizdir. Genelde sevdiğiniz bir arkadaşınızla birliktesinizdir ve keyif almak dışında hiçbir şey yapmazsınız. Yine mutluluk barometresine bakalım. Böyle bir durumda sigara içmeyenler mutlu olacaktır. Sigara içen biriyseniz ve içebiliyorsanız yine mutlu olursunuz. Ama gerçekte sigara içmeyen birine göre daha az mutlusunuzdur. Ancak sigara içemiyorsanız kendinizi çok kötü hissedersiniz. Yani bu durumda sigara içmekle içmemek arasındaki fark mutlu olmak ya da olmamaktır. Nikotin canavarının çok güçlü olmasının ve sigara içenlerin krizi atlatmak için her şeyi yapmasının gerçek nedeni işte budur. Sigara içmeyenlerin böyle bir sorunu yoktur ve özgür kaldığınızda bu gibi yemeklerin tadını çok daha iyi çıkaracaksınız. These
Bu özel sigaraların size özel gelmesinin nedeni bir süredir içmemiş olmanız ve nikotin krizini açtığınızda değerini daha iyi bilmenizdir. Aslında özel olan asla sigaraların kendisi değildir. Sigara aynıdır. Algınızı değiştiren içinde bulunduğunuz durumdur. Canavarı beslediğinizde duyduğunuz rahatlamayla sigara ve bulunduğunuz durum arasında ilişki kurarsınız. Bu da sigara içmeden o durumdan zevk almadığınız yanılgısını güçlendirir. Gerçekte özgür olduğunuzda çok daha fazla zevk alacaksınız. Hala sigara içmekten zevk aldığınıza inanıyorsanız, şimdi bir tane yakın, 6 kez derin nefes çekin. Neler hissettiğinizi düşünün ve neden zevk aldığınızı kendinize sorun. Sigara içmenin size hakiki bir zevk ya da destek vermediğini anladığınızda, sigarayı bırakınca yoksunluk hissetmeyeceksiniz. Peki ama sigara içenler için sigarayı irade gücüyle bırakmak neden bir sarsıntı olur? Sigara içmenin yarardan çok zarar verdiğini ve sigara içmeseler daha iyi olacağını bilirler. Ama nikotin tuzağını anlamadıkları için hala sigaranın onlara hakiki bir zevk ya da destek verdiğini ve bundan fedakarlık edeceklerini düşünürler. Tıpkı elinden şekeri alınmış bir çocuk gibi kendi kendilerine öfkelenirler. Öfkenin getirdiği mutsuzluğa yeterince uzun bir süre dayanabilirlerse, zamanın yaraları saracağını, krizin geçeceğini ve özgür kalacaklarını düşünürler. Ancak vakaların sonunda bu yaklaşım başarısız olur. Çünkü sigarayı bırakan kendini öyle mutsuz, sinirli ve mahrum bırakılmış hisseder ki, sigarayı içmeden yaşanan bir hayat katlanılmaz gelir. Çünkü küçük canavarın neden olduğu o boşluk, güvensizlik hissi, açlık ve normal stresten ayırt edilemez. Ve sigarayı bırakanlar, bıraktıktan sonra da açlık ve normal stres yaşadıkları için genelde bu hisleri sigara istiyorum olarak yorumlarlar. O küçük canavar kaybolsa bile böyledir. Bu yüzden alışkanlıklarından kurtulduklarına asla emin olamazlar ve kalıcı olarak bıraksalar bile hayatları boyunca belli anlarda canları sigara çeker. Alan Carr'ın yöntemi tam tersi bir yaklaşım kullanır. Daha bırakmadan önce sigara hakkındaki algınızı değiştirir. Böylece bırakınca canınız çekmez. Sigara içenler genellikle azaltmaya çalışırlar. Çünkü tamamen bırakmaya cesaret edemezler. Bu işe yaramaz. Canınız istese de sigara içmezsiniz. Bu yüzden çoğu zaman krizde olur ve sigara vaktini beklersiniz. Bütün hayatınız bir sonraki sigara olur. Size dünyanın en değerli şeyi gibi gelir. Sonuçta öncekinden daha çok içmeye başlarsınız. Bütün o sözde özel sigaralar bir süre içmediğiniz zaman özeldir. Sabah ilk sigara, yemekten sonraki, işten sonraki, egzersizden sonraki, seksten sonraki vesaire vesaire. Sigara içenlerin elde ettiği tek gerçek zevk ya da destek sigaranın kendisi değil, yaşadıkları sigara krizinin sona ermesidir. Tıpkı açlık gibi ne kadar çok aç kalırsanız, sonunda açlığınızı giderdiğinizde aldığınız zevk de o denli büyük olur. O yüzden ne kadar az sigara içersek, zevk alma yanılgısı da o kadar büyük olur. Sigarayı azaltmak, tuzaktan kaçmanıza yardımcı olmak şöyle dursun, sizi hayat boyu esir eder. Sigara içenler bunun sadece bir alışkanlık olduğu yanılgısına kapılır. Günde sadece birkaç sigara içme alışkanlığı kazanırsam, bir süre sonra buna alışırım diye düşünürler. Şunu aklınızdan asla çıkarmayın. Sigara içmek alışkanlık değil, uyuşturucu bağımlılığıdır. Sadece alışkanlık olsaydı çoktan bırakmıştınız. Belki de vazgeçmek zordur diye düşünüyorsunuz ama öyle değil. İngiltere'de soldan gitmeye alışkanlık edinmişiz. Ama yurt dışında sağdan gitmekte hiç zorluk çekmeyiz. Dahası uyuşturucu bağımlılığının özelliği hep daha fazlasını istemektir, daha azını değil. Neyse ki tuzağı anladığınızda bu bağımlılıktan kurtulmak da çok kolaydır. Artık sigarayı kolayca, acısız ve kalıcı olarak bırakmak için tüm bilgilere sahipsiniz. Nikotin tuzağını ve sigaranın size hiçbir faydası olmadığını anladıysanız bir noktaya açıklık getireyim. Sadece sigaranın yararından çok zararı var demiyorum. Bu zaten açık. Demek istediğim, sigaranın hiçbir yararı olmadığını, gerçek bir zevk ya da destek vermediğini anladıysanız, o zaman bırakmanızı kolaylaştıracak talimatları izlemeye hazırsınız demektir. Beyin yıkama tersine döndürüldü. Algılamanız değişti. Sigara hakkındaki yanılgılarınız kayboldu
Ve artık sigaranın gerçek yüzünü biliyorsunuz. Arkadaşınız olduğunu sanıyordunuz ama aslında en kötü düşmanınız. Şunu aklınıza iyice sokun. Vazgeçeceğiniz hiçbir şey yok. Sigaranın size sağladığını düşündüğünüz zevk, destek, rahatlama, stresi azaltma, ödül ya da arkadaşlık sadece birer yanılsamaydı. Sigara içmek bir uyuşturucu bağımlılığıdır. Hiçbir fedakarlıkta bulunmuyorsunuz. O yüzden yoksun kaldığınızı düşünmek için hiçbir neden de yok. Sigara içen biri olmak hoşunuza gitmiyordu. O yüzden bırakmaya karar verdiniz. Sigara içen herkesin elde etmek istediği şeye, özgürlüğe kavuşuyorsunuz. Sağlıklı enerji, para, öz saygı, güven ve en önemlisi de gelecekteki hayatınızın uzunluğu ve kalitesiyle ilgili mükemmel kazanımlarınız var ve hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Bu öyle bir durum ki hiçbir eksisi yok. Çok da fazla artısı var. O yüzden sigarayı bırakma işine hüzünle değil, muhteşem bir heyecan duygusuyla yaklaşın. Bu iğrenç kabus sonunda bittiği için rahatlayın ve özgürlüğünüzü kazanacağınız için büyük bir sevinç duyun. Şimdi sizden son sigaranızı içmenizi istiyorum. Bir daha asla sigara ya da pipo içmeyeceğinize ya da tütünün ve nikotinin hiçbir türüne el sürmeyeceğinize dair yemin etmelisiniz. Bu hayatınızın en önemli kararlarından biri olacak. Gelecekteki hayatınızın uzunluğu ve kalitesi buna bağlı. Ve sizin için bundan daha önemlisi olamaz. Bu verdiğimiz diğer hayati kararlardan farklıdır. Örneğin yaptığınız işe karar verdiğinizde bunun doğruluğundan asla emin olamayız. Çünkü başka bir şey yapsaydık ne olacağını bilemeyiz. Sigara konusunda verdiğimiz kararın güzel yanı daha baştan doğru olduğunu bilmemizdir. Doğru olduğunu bildiğiniz bir kararı verdikten sonra asla ama asla bunu sorgulamayın. Çünkü bırakmanızı zorlaştırabilecek tek şey sorgulamak ya da şüphe etmektir. Sigara içilen ortamlardan kaçmayın. Dışarı çıkın, stresle yüzleşin, en başından yemeklerin, içkilerin ve sosyal olayların tadını çıkarın. Unutmayın, hiçbir şeyden mahrum kalmıyorsunuz. Yaşamaktan vazgeçmediniz. Hiçbir şeyden fedakarlık etmediniz. Sigara içenler sağlık, enerji, para, huzur, öz saygı, güven ve özgürlükten ödün verirler. Onlar uyuşturucu bağımlısıdır. Özellikle topluluk içinde onları gözlemleyin. Sigara içerken sadece bilinç altında rahat olduklarını göreceksiniz. Sigara içtiklerinin bilincinde olduklarında rahatsız olur, sıkılır, savunmaya geçerler. Sigaraları ne kadar çabuk söndürüp bir sonrakini yaktıklarına dikkat edin. Az içenler gözünüzün önünde 5 tane içecektir. Günde 5 tane içtiğini sanıyordum dersiniz. O da partilerde çok içiyorum diyecektir. Hep öyle olur. Sigara içenler sadece başkalarına değil kendilerine de yalan söylerler. Unutmayın, sigara içen biri yanınızdan ayrıldığında da içmeye devam etmek zorundadır. Göğüsleri foseptik gibi olduğunda, kanserden korktuklarında, ay sonu geldiğinde, sigara içmeyenlerin yanında sigaranın yasak olduğu yerlerde, aileleri onlara kötü kötü baktığında, kendilerini aptal gibi hissettiklerinde hep içerler. Bir sürü parayı niye verirler? Korkunç hastalıkların pençesine düşmek, hayat boyu zihinsel ve fiziksel köle olmak, öksürüp aksırmak, nefeslerini, dişlerini pisletmek, diğer insanlar tarafından hor görülmek için mi? En acısı da normalde akıllı, çekici, sağlıklı, mantıklı olan bu insanların kendilerinin bile devamlı iğrendiği bir şeyin kölesi olmaları ve bu yüzden kendilerini hor görmeleridir. Peki hepsi niçin? Bu sefil hayatın karşılığında ne elde ediyorlar? Hiçbir şey.
Hiçbir şey. Sadece o ilk sigarayı yakmadan önceki huzurlu ve sakin hallerine, sigara içmeyenlerin hayatları boyunca tadını çıkardığı duruma geri dönmeye çalışırlar. Ve bu duruma ulaşmalarını engelleyen tek şey bir sonraki sigaradır. Onları kıskanmayın. Onlara acıyın. Onlar sizi kıskanacak. Çünkü sizin gibi sigara içmeyen, o kabustan kurtulmuş biri olmak isteyecekler. Unutmayın ki önünüzdeki birkaç gün nikotin krizine gireceksiniz. Ama bu asla kendinizi kötü hissetmenizi gerektirmez. Aksine daha en başından bu sürecin tadını çıkartın. Yıllarca bu küçük canavarın kölesi oldunuz. Şimdi onu açlıktan öldürmenin keyfini çıkarırken siz efendi olacaksınız. Küçük canavar dozunu arıyor ama siz onu ölüme mahkum edeceksiniz. O duygunun farkına varsanız bile sadece bir boşluk, güvensizlik duygusu hissedeceksiniz. Ellerinizle ne yapacağınızı bilememe ya da basitçe sigara istiyorum duygusu. Bu hissi sigara istiyorum diye değerlendirmeyip olduğu gibi, yani nikotini bırakmak diye görmeniz çok önemli. Ve bu duyguyu hissederseniz kendi kendinize sigara istiyorum ama içemiyorum demek yerine şöyle söyleyin. Küçük canavar dozunu istiyor. Bu nikotin krizi. Sigara içenler hayatı boyunca bunu çekiyor. Bu yüzden sürekli içiyorlar. Neyse ki sigara içmeyenler nikotini bırakınca hissedilen bu küçük boşluğu, güvensizliği hissetmiyor. Muhteşem değil mi? Sigara içmeyen biriyim ve bu duygudan kurtulacağım. Bir daha hiç acısını çekmeyeceğim. Böylece bırakma krizi olmaktan çıkıp olumlu zevk anlarına dönüşür. Dişliden çıktığınızda çenenizde hafif bir ağrı olabilir ama bu sizi rahatsız etmez çünkü yakında geçeceğini bilirsiniz. Hayatınızın o bölümü kapanmıştır. Geri kalan günlerinizin tadını çıkarmaya hazırsınızdır. Sadece tek bir sigara diye düşünme tuzağına düşmeyin. Bir sigara küçük canavarı canlandıracak ve bir sonraki sigaraya ihtiyaç duyacaksınız ve bir sonrakine. Nikotin bağımlılık yapan bir uyuşturucudur. Tütünde ya da sakız, bant, burun spreyi, ağız spreyi gibi diğer nikotinli ürünlerde olması fark etmez. Bu ürünler bağımlılığı uzatır. Bu eroini folyodan içen bağımlıya damardan almasını söylemeye benzer. Nikotin bağımlıları bir zamanlar burundan toz nikotin çekerlerdi. İskandinavya'da da insanlar küçük nikotin paketleri çiğnerlerdi. Nikotini başka bir biçimde almak bağımlılığınızı sürdürür. Sakız, çikolata, tatlı ya da bisküvi gibi başka herhangi bir üründe kullanmayın. Nikotini bırakan vücuttaki boşluk, güvensizlik hissi tıpkı açlığa benzer. Ama biri diğerini tatmin etmez. Sigara yerine koyulan bütün şeyler bırakmayı zorlaştırır. Çünkü bir fedakarlık yaptığınız yanılsamasını sürdürürler. Gribi atlattığınızda yerine bir şey koyar mısınız? Yerini alacak başka bir hastalık arar mısınız? Tabii ki hayır. İştahınız açılacağı için önünüzdeki birkaç gün ana öğünlerde biraz fazla yerseniz endişelenmeyin. Hatta 1-2 kilo almaktan bile korkmayın. Bu yöntemle sigarayı bıraktığınızda isterseniz o kiloları verebileceğinizi de göreceksiniz. Ama öğün aralarında atıştırmayın. Aksi halde mutsuz olursunuz ve sigarayı bırakıp bırakmadığınızdan emin olamazsınız. Sorunu ortadan kaldırmak yerine kaydırmış olursunuz. Bu da bir tür yerine koymadır. Diğer yöntemlerde sigarayı bırakanların kilo almasının nedeni kendilerini yoksun hissetmeleri ve boşluğu doldurmak için bir şeyler aramalarıdır. Bu yöntemle kendinizi yoksun hissetmeyecek, o yüzden de yerine koyacak bir şey aramayacaksınız. Acil durumlar için üstünüzde ya da başka bir yerde sigara bulundurmayın. Bu kararınızdan şüphe ettiğinizi gösterir.
Siz sigara içmeyen birisiniz. Sigara içmeyenlerin sigara ihtiyacı olmaz ve özgürlüğün en keyifli yanlarından biri de budur. Sigarayı aklınızdan çıkarmaya çalışmayın. Bu işe yaramaz. Sadece aklınıza geldiğinde sigara istiyorum ama içemiyorum düşüncesinde olmadığınıza dikkat edin. Harika, artık sigara içmeyen biriyim diye düşünün. Bu basit talimatlara uyarsanız, önünüzdeki birkaç gün içinde sigarasız, üstesinden gelemeyeceğinizi ya da zevk alamayacağınızı düşündüğünüz anlar olacak ve birden sigara içmeyi hiç düşünmediğinizi fark edeceksiniz. Bu özgür olduğunuzu hissettiğiniz muhteşem bir andır. Ama bunun olmasını beklemeyin ya da zorla yapmayın. Aksi halde zihninizde bir korku oluşur. Sadece vazgeçtiğiniz hiçbir şey olmadığını kabul edin. Ve bir daha asla diyerek kararınızı verin. Sonra da sigara içmeyen biri olarak hayatın tadını çıkartın. Hayat yakından normale dönecek ve sigara içmeyen biri olduğunuzu kabulleneceksiniz. Ama dikkatli olun. Altı aydır sigara içmiyorum. Bir taneden bir şey olmaz. Bütün şirketleri sizi tekrar sigaraya başlatmaya çalışır. Ve sigara içenlerin bunu haklı göstermeye çalışması da kendi aptallıkları ve yetersizlikleridir. Beyniniz sadece bir sigara diyerek size oyun oynamaya çalışırsa öyle bir şey olmadığını unutmayın. Sadece bir sigara, puro ya da nikotin içerken başka bir şey içerseniz aynı nikotin tuzağına tekrar düşersiniz. Sigara içmeyen biri olarak kalmak için gereken tek şey sigara içmemektir. Sigarayı yaktığınız an yine içici olursunuz. Yani yanıtlamanız gereken sigara içsem mi değil, tekrar sigara içen biri olmak istiyor muyum sorusudur. Yanıt da açıkça hayırdır. Çünkü sigara içen biri olmaktan hoşlanmamıştınız. İçmemek hoşunuza gidiyor. Böylece o anlarda özgür olduğunuz için kendinizi tebrik edip keyif duyabilir ve hayat boyu sigara içmeyen biri olarak kalabilirsiniz. Artık özgürsünüz. Tebrik ederim. Unutmayın, sigara içen herkes sizin yerinizde olmak isterdi. Kararınızdan asla şüphe etmeyin. Doğru olduğunu biliyorsunuz. Herhangi bir sorununuz ya da sorunuz varsa lütfen en yakın Alan Carr kliniğine başvurun. Detayları menüde bulabilirsiniz. Artık sigara içmeyen biri olarak hayatınızın tadını çıkarabilirsiniz. Hoşçakalın.